Efendim herkese hayır, huzur ve bereketli bir gün diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, muhabbeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Sizlerle birlikte olmaktan elbette mutluluk duyuyoruz. Böyle bu musibetli bir zaman diliminde hepimizin bir arada olması ayrı bir güzellik. Rabbim güzelliğimizi devam ettirsin. Musibetleri, sıkıntıları da üzerimizden def eylesin. Efendim, aile vaktinden elbette herkese hayır huzur diliyorum ama biraz hayır ve huzur maalesef bozuluyor. Ama birazdan hem gündemi yorumlamak hem de özellikle ailede itikadın varlığını, aile bağlarının sağlamlaşması noktasında çok kıymetli uzman ve aileyi dert edinmiş bir yazarımızı davet ettik. Biraz sonra bizimle birlikte olacak. Efendim Yusuf Kaplan hocam bizimle birlikte olacak. Fakat ondan öncesinde malumu alinizdir korona görünmeyen küçücük bir mikrop. Ansızın çıkıp geldi. Uzun bir zamandır dünya gündeminde olan aslında tek varlık oldu. Gelişi önce önemsenmedi. Gelişini önemsemedik onun. Fakat günler geçti. O hızla yeryüzüne yayıldı, karabasan oldu, korkulu rüyamız oldu. Hepimiz, bütün insanlar istisnasız büyüğümüz, küçüğümüz, kadınımız, erkeğimiz, alimimiz, cahilimiz, hatta siyasetlisi, siyasetsizi, fakiri, zengini hepimiz onu konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz galiba. Rabbim çok kısa bir zaman içerisinde artık konuşmayı kestirsin. Konuşacağız ama hakkıyla konuşmayı Allah nasip eylesin. Evet, biz onu konuştukça o da büyük bir düşman ordusunun ilerlemesi gibi ilerledi maalesef. Büyüdü, büyüdü, etkisini fazlasıyla gösterdi. Hızla yol aldı. Yeryüzündeki bütün milletleri, devletleri maalesef ayağa kalktı. Görünmeyen bir şey devletleri, milletleri ayağa kaldırdı. Kendisine karşı birçok önlem alınmasına rağmen o emir almış bir asker gibi ilerleme devam etti. Emir almış bir asker gibi. Efendim vazifesi vardı. O şehirden şehire yayıldı, ülkeler arası, kıtalar arası cirit atarak adeta yol aldı. Erzurumluların tabiriyle cirit atmak. O da öyle bir cirit attı. Kıtalar arası hem de. Çoğaldı, çoğaldıkça etkisi, yankısı büyüdü maalesef. Efendim bu arada devasa güçler onun karşısında diz çökmek zorunda kaldılar. Böbürlenerek yürüyenler çaresizliklerini ilan ettiler. Dünya hayatının bel kemiği, ekonomi bir anda maalesef felce uğradı. İnsanlar işe gidemez oldu, işçi ve işverenler işinden uzaklaştı. Anne babalar evladına sosyal mesafe adı altında sarılmaz oldular. Anlayacağımız, hepimiz mecburi bir karantinaya girdik. Bu süreci yaşıyoruz. Maalesef açık bir hapishane hayatı başladı. Hele bir de dün akşam başlayan efendim bu yasak, sokağa çıkma yasağı. O kadar alınan tedbirler, o kadar efendim işte korunmalar, gayretler maalesef bizim tedirginliğimizden, panikliğimizden dolayı sanki boşa gidiyor gibi. Boşa gidiyor gibi. Bakın, devletleri dize getiren görünmeyen bir ordu bir anda bizim açlık duygumuz, geleceğe karşı endişemiz maalesef paramparça eder duruma getirdi. Acaba iç alemimizde, dinamitlerimizde bir problem mi var? Yoksa açlık dürtüsü, açlık endişesi bizi gerçekten biz olmaktan çıkarıyor mu? Bizi biz olarak bağlayan unsurlarımızdan mı uzaklaştırıyor? Devlet reisi çıkmayın diyor. Bakanlarımız çıkmayın diyor. Uzmanlarımız çıkmayın diyor. Biz ekmek için çıkıyoruz. Kıymetli dostlar, sözüm ona. Endişe duyanlara, panikleyenlere, 2 gün evde kalsak herhalde aç kalmayacağız. Ekmeksiz
Yaşamak aç kalmak demek değildir. Aç kalınmaz. Biz öyle bir milletiz ki aç kaldığını düşündüğümüz apartmanımızdaki insanlara bir tabak yemek götürürüz. Ekmeğinin olmadığını düşündüğümüzde ekmek uzatırız, ekmek bölüşür, ekmek ikram ederiz. Ne oldu? Bizi sokağa atan ne oldu? Gelecek endişesi mi? Yani yarına aç kalırız endişesiyle. Ben bir aile danışmanı olarak hep şunun üzerine vurgu yapmaya çalışıyorum. Anı yaşamak yerine geçmiş ve geleceğe karşı korku ve endişelerimizden dolayı maalesef problem yaşıyoruz. Geçmiş elimizden kaybolup gittiğinden dolayı orada olmanın, orada yaşıyor olmanın bugüne zararını her zaman ifade ediyorum. Peki yarına, sevgili dostlar, biz şimdiden yarının namazını düşünemeyecek kadar kendi bugünümüzü yaşamamız gerekirken, yarının aç kalma düşüncesiyle biz bugünümüzü nasıl heba ederiz? Etmememiz gerekiyor. Etmeye de hakkımız yok. O kadar alınan tedbirler karşısında bu davranışımız, bu tarzımız bize biraz daha dikkatli olmaya sevk ediyor. Yarına çıkacağımızın garantisi var mı? Elbette yok. Ama çıkarsak, evde olanlar bize 2 gün yeter. Emin olun yeter. Sadece paniklemek, sadece gelecek endişesi. Aslında öyle bir endişemiz olmalı ki, yarın ben öldüğümde acaba halim nice olur? Bunun üzerinde endişe duymamız gerekirken, yarına aç kalırım düşüncesiyle sokağa dökülmenin bir anlamı yok. Bu süreçte biliyorsunuz ki kıymetli dostlar, bazı durumlar sizin de dikkatinizi çekmiştir. Yani öyle bir ordu ki üzerimize geldi. Öyle bir ciddi mesele ki idarecilerimiz, siyasetçilerimiz, devlet reisimiz vesaire sosyal mesafeyi koruyalım. Ama biz sosyal mesafeyi korumuyoruz. İzolasyonu dikkate alalım. Efendim dışarıya çıkarken mecburiyet durumunda dışarıya çıkarken mutlaka dikkat edelim derken biz herhalde basite aldık. Dün onu da yıktık maalesef. İnşallah bize pahalıya mal olmaz. Ya kıtalar arasını harekete geçirdi. Siyasetin kavgasını bitirdi bu koronavirüsü. Şehirler hayalet kentlere dönüştü. İnsanlar sosyal mesafe ve izolasyon adı altında birbirinden uzaklaşırken bize ne oldu? Evet, bu arada akıl hocalarımızı unutmayacağız. Onlar bizim tecrübe lokomotifleri, hanelerimizin bereket direkleri, dua motorları, yaşlılarımızı lütfen telefonla da olsa hal hatırlarını soracağız. Evet, ibadethaneler, birlikteliğimize, okullar, eğitime, alışveriş merkezleri, ticarete, diğer bütün sosyal mekanlar kapatıldı ama biz hala ciddiyeti anlayamıyoruz. Efendim, ciddiyeti bilenler, bilmeyenlere lütfen hatırlatsın. Efendim şimdi çok kıymetli abimiz, değerli hocamız, gazeteci, yazar Yusuf Kaplan hocamızı programımıza davet ediyoruz. Evet, hazırsa inşallah hocamızı hemen alacağız. Evet, kıymetli hocam. Buyurun. Selamünaleyküm, hayırlı günler diliyorum. Aleykümselam, iyi yayınlar, hayırlı yayınlar. Kıymetli hocam, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sizi de böyle yoğun bir zaman diliminde meşgul ederek efendim davet etmiş olduk. Icabet etmenizden dolayı çok mutlu olduk. Rabbim tamam. Sağlık, afiyet nasip eylesin. Kıymetli hocam, hocam öncelikle şuradan başlayabiliriz. Böyle sizi aile konusunda Türkiye'de en çok dert edinenler olarak görüyor ve takip ediyorum bir aile danışmanı olarak. Efendim birçok meseleleri dert ediniyorsunuz. Lakin en çok üzerinde durduğunuz aileyi biraz konuşmak istiyorum bugün sizinle. Fakat dünkü yaşanan olaylar sanki büyük ailemizin bağlarını çözdü gibi. Doğru mu hocam? Ya dün akşam yaşanan
Olaylar aslında toplumun nasıl çözüldüğünü gösteriyor. Yani bu toplum, yani siz de söylediniz, yani karın, yani midesi için yaşayan bir toplum olmadı hiçbir zaman. Yani hep başkası için yaşayan bir toplum oldu. Evet hocam. Yani ailede biz bunu görürüz. Mesela ailenin babası falan kendisi için yaşamaz. Yani çocukları için yaşar filan, annesi aynı şekilde vesaire. Yani bizde öncelikle ben öncelikli değildir. Yani dolayısıyla biz önceliklidir. Biz olmadan ben olmaz. Evet hocam. Yani biz olmadan ben olmaz. Yani kişinin biz olabilmesinin yolu ben olmaktan geçmiyor. Kişinin şahsiyetini inşa etmesinden geçiyor. Yani bireyle fert zıt kavramlar. Mesela, yani zihnimiz bizim çöplüğe dönüştüğü için, çağdaş hurafeler çöplüğüne, fert ile birey aynı kavramlar değil. Evet Fert hocam. birey egosunun, arzularının, hazlarının kölesine dönüşen biridir. Yani egosuna kapanan biridir. Fert bütün kapıları açan biridir. Evet. Bütün kapıları açan biridir. Yani dolayısıyla bir şahsiyetten bahsediyoruz. Yani iç dünyası ve dış dünyası oluşmuş bir şahsiyetten. İç dünyası sağlam olacak ki, muhkem olacak ki dış dünyaya çekidüzen versin. Evine, kendine çekidüzen vermeyen başkasına, başka dünyalara çekidüzen vermez. Evet. Dolayısıyla ilk önce ev, ilk önce aile. Dolayısıyla büyük aile dediniz toplum için, değil mi? Evet hocam. Yani dolayısıyla o büyük aile dediğimiz toplum olma vasıflarını yitirdiğini görüyoruz. Evet. Kıymetli Toplum hocam. olma vasıflarını yitirdiğini görüyoruz. Yani Evet. mesela enteresan bir şey var. Yani ne diyelim? Hiçbir zaman yaşanmamış bir şey yaşadık mesela. Enteresan dediğim şey, yani böyle hafif kelimelerle ifade edilecek, yetiştirilecek bir şey değil. Evet hocam. Yani insanların marketlere hücum etmesi yani yaygın bir şeydi. Toplumun sadece belli kesimleri değil. 15 Temmuz'da 15 Temmuz akşamında belli kesimler işte bankaların önünde bankamatik kuyruğuna falan girdiler falan. Marketlere falan hücum ettiler. Daha seküler kesimler. Yani böyle ayrıştırıcı bir dil kullanmak istemiyorum ama sonuçta olan bu, yani gördüğümüz şey, manzara bu. Yani Fakat dünya hayatına karşı biraz endişesi olan, biraz değer yargıları noktasında biraz daha duyarlı olmayan böyle bir anlayış yani sergileyen bir fert maalesef toplumu hiçe sayabiliyor, değil mi hocam? ya işte yani işte bu ne denir? Yani kişisel işte belli insanların küçük azınlıkların yaptığı bir şey değil bu. Yani bayağı büyük ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Evet hocam. Yani ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne anlayışı ferdin öne çıktığı bir zihniyettir. Bu da toplumu gerçekten alttan dinamitleyen, o büyük aileyi parçalayan bir unsur değil mi hocam? Tabii, yani bizde bana ne anlayış olmaz, yani neme lazımcılık falan anlayışı olmaz. Yani bir Müslüman toplumda bana ne demez kimse. Yani dolayısıyla müdahale eder, herhangi bir olay müdahale eder. Herhangi bir olay kamusal, sosyal, toplumsal bir olay dolayısıyla bir şekilde bizim müdahale edeceğimiz bir olaydır. Müdahale ederiz. Her hal ve şartta böyle olmuştur falan. Bunu tümüyle yitirdiğimizi söylemeyiz ama biraz pejoratifleşti. Yani biraz gelişigüzelleşti. Çok berbat bir şeye dönüştü. Yani dolayısıyla aslında toplumun
Ya şunu söylüyorum, toplum olarak adlandırılmasını mümkün kılan bir toplumun, bir Müslüman toplum olarak adlandırılmasını imkan dahiline girdirebilecek bütün dinamiklenmesi, başında ailenin dolayısıyla çökmesi, değerlerin çözülmesi sonucunu getiriyor. Evet. Yani bütün mesele ailede bitiyor aslında. Yani eğitim de ailede bitiyor. Yani mesela eğitim sisteminin bozulduğundan falan bahsediyoruz. Doğru. Yani tarihimizin en berbat dönemlerinden birini yaşıyoruz. Çok açıkça söylüyorum bunu. Yani bu kadar genç kuşağın İslam'dan uzaklaştığı, kültüründen uzaklaştığı, dinamiklerinden uzaklaştığı, köklerinden uzaklaştığı, ruhundan uzaklaştığı, topluma yabancılaştığı, İslam'a yabancılaştığı, değerlerine yabancılaştığı, hatta düşman hale gelmeye başladı. İşte geçenlerde gördük, sosyal medyada inanılmaz bir şekilde aldı başını gitti. Netflix denen tespaya bir mecrada inanılmaz bir safıkça bir dizi yayınlamaya çalışacaklar. Dolayısıyla eli kolu bağlı, kimse bir şey yapamıyor. İnsanlar bir şey yapmak istiyor, eli kolu bağlı. Neden? Çünkü İstanbul Sözleşmesi diye bir rezalet var. Evet. O zaman hocam genel manada genel bir Yani havuzda toplumun değerleri çözüldü. İslami ilkeleri, yani toplumu ayakta tutan şey evet. İslam, İslami değerler, İslami değerleri, ilkeleri, anlam haritalarını biz parçaladığımız zaman, yitirdiğimiz zaman o toplumu ayakta tutabilmemiz mümkün değil ki. Evet. Kıymetli hocam büyük havuzda madem yıkatamıyoruz, madem patlatamıyoruz, o zaman küçük havuza, küçük daireye mi dönmek lazım? Yani Hayır, ben anne ve şimdi şöyle babayı bakın. seferber etmek mi lazım? Tabii, yani şimdi oraya geliyorsunuz, oraya geleceğiz mecburen de. Fakat işin ilginç tarafı şu, bu toplumun kahir ekseriyeti Müslüman mı kardeşim? Evet. Kahir ekseriyeti Müslüman. Peki bu ülkede kendisini bir şekilde Müslüman olarak İslami değerlere, ilkelere sahip çıkan bir iktidar mı var? Evet, o zaman ne bu yaşadığımız? Yani aile nasıl çöker ya? Ailenin Ama ince hocam küçümsemesi gereken bir siz de zaman dilimi zaman değil mi zaman bu? Yani 15-20 yazılarınızda senedir ne yapıyoruz biz? Neyle uğraşıyoruz? evet hocam siz de zaman zaman yazılarınızda belirtiyorsunuz ya yani çok büyük bir enkazın altından çıktık. Çok Bak, büyük bir kendimizi enkazı sorgulamalıyız. Yani Müslümanlar olarak omuzlayıp kendimizi, getirdik. yani Müslüman olarak Dolayısıyla dürüstçe, değerlerimizin yani aşındığı bir yıkıcı, böyle süreçte her şey alt üst yaşıyoruz. eden eleştirilerle bir yere gidemeyiz. Evet. Yani bizim samimiyet, yani bir tenkit varsa teklifte olması lazım. Yani ben eleştiri yapıyorum ama aynı zamanda önerilerimi de söylüyorum. Bir Müslüman olarak, yoksa geviş getirmiş olurum, affedersiniz. Yani söylediklerini yaşamayan insanların Müslümanlıkla alakası olmaz. Dolayısıyla bizim iddialarımız varsa o iddialarımızı hayata geçirmemiz lazım. Evet. Bizim Müslümanlık diye bir davamız varsa, bir iddiamız varsa bu iddiayı hayatımızın her alanında hayata geçirmemiz lazım. Siyasette de hayata, bir projemiz var. Bu toplumu dolayısıyla İslami bir yörüngeye oturtmak istiyoruz, değil mi? İslami bir yörüngeye oturtmak diye bir vazifemiz var mı? Tabii ki var. Böyle bir Evet. iddiamız var mı? Tabii ki var. Yani İslami yörünge Osmanlı ne demek? İlahi Tarihin Kelimatullah için akışını değiştirecek Avrupa'nın bir yolculuk demek ya. İnsanlık İlahi tarihinin akışını ben Müslüman olduğum için 1000 senedir ben yaptım ya. Evet, Sadece evet. Müslüman tarihin değil, İslam tarihini değil. 1000 yıldır dünya tarihini ben Müslüman olduktan sonra yaptım. Müslüman olmadan önce Türklerin tarihinde bir numara yok. Evet. Türklerin tarihinde tarihin akışını değiştirecek, insanlık tarihin akışını değiştirecek insan tipi, yaratıcı tasavvuru, eşya tasavvuru, adalet tasavvuru, siyaset tasavvuru, ahlak tasavvuru, estetik tasavvuru, yok böyle bir şey. Ben Müslüman olduktan sonra tarihin akışını şekillendirdim. İslam'la şereflendikten sonra Evet. dolayısıyla tarihe bir izzet kattım, bir ruh kattım. Bu önemli bir şey. Yani benim tarihi yapmamı mümkün kılan şey İslami değerler, İslami ilkeler, İslami iddialar, İslami dünya tasavvuru. Ben bu dünya tasavvurunu işte Gazaliler üzerinden, Raziler üzerinden, İbn Arabiler üzerinden, Yunuslar üzerinden, Mevlana'lar üzerinden, Sinanlar üzerinden inşa ettim. Evet. Şimdi ben yeni Sinanları inşa etmeyeceksem, yetiştiremeyeceksem, yeni Itri'leri, yeni Gazalileri, Ebu Hanifeleri yetiştiremeyeceksem yaşamamın ne anlamı var? Hocam niye yetiştiremiyoruz? Yani yeni Yani yetiştiremezsin Sinanları, çünkü acayip bir Itri'leri şekilde, bakın yetiştiremiyoruz. Neden hocam?
Ya bakın şimdi şöyle, yani bunlar, bu bir medeniyet fikri yok bir defa. Yani bizim yaşadığımız şeyin, başımıza gelen şeyin, felaketin ne olduğunu bilmiyoruz. 200 senedir asıl mesele bu. Yani asıl, yani biraz daha köklere inmemiz lazım. Yani meseleyi bir bütün olarak kavradığımız zaman, köklü olarak kavradığımız zaman, köklerini görebildiğimiz zaman, kavrayabildiğimiz zaman çözümlerimiz köklü olabilir, kalıcı olabilir, değil mi? Hüsnü Hocam Yani şunu mesele diyebilir ne? miyiz? Bu ülkenin entelijansiyası yok, aydınları Hocam yok. Bu ülkenin önündeki en büyük takoz aydın. şunu diyebilir miyiz? Musibet, yani korona bir musibet değildir. Asıl musibet toplumun bu halinin varlığıdır. Yani buna çözüm üretememek bir musibet değil mi hocam? Şimdi şöyle başımıza ne? Bakın bunun altını çiziyorum. Bunu yani lütfen 1-2 dakikada bunu özetleyeyim bakın. Toplumun başına ne geldiğini bilmiyoruz biz. Bu ülkenin başına ne geldiğini bilmiyoruz biz. Bu ülkede biz iktidar olduğumuzu zannediyoruz. Bu ülkeyi bizim yönettiğimizi zannediyoruz. Değil. Bu ülkenin bağımsız olduğunu zannediyoruz. Değil. Bu ülke bağımsız değil. 350 aileden oluşan bir şebeke bu ülkenin ekonomisine çeki düzen veriyor ya. 350 Sabatay aileden oluşan bir şebeke bu ülkenin kaderini şekillendiriyor. Yani dünyanın 200 kaderini senedir aslında böyle. etkili olan Sadece 100 insan... senedir değil. Evet. Bakın ekonomide iktidar değilsin. Kültürde iktidar değilsin. Hariciyede iktidar değilsin. Medyada iktidar değilsin. Yani böyle bir şey var mı? Yani sanat yapamıyorsun, sinema yapamıyorsun. Akademide, bilimde, düşüncede yoksun. Ya bakın bunun altını çiziyorum. Ekonomi senin kontrolünde değil. Kültür senin kontrolünde değil. Yani bu ülkenin çocuklarının kontrolü. Yani şöyle cümle şu. Bu ülkenin kaderini şekillendiren insanlar işte iktidarı bir şekilde ayakta tutan insanlar. Toplumun kendisi, toplumun çoğunluğu. Yani büyük çoğunluk değil. Bu ülkenin kaderini şekillendiren küçük azgın azınlık. Hala öyle. Evet. Hala öyle. Acayip bir şekilde bu ülkenin kaderini şekillendiren insanlar küçük bir azınlık. Bunu göreceğiz. Yani 350 aileden oluşan bir şebeke ülkenin ekonomisine çeki düzen veriyor. Bu ne demek? Kültürüne, ya ekonomi onlara hakim olduğu için kültüre de onlar hakim. Siyasete de onlar hakim. Siyasete de onlar hakim. Evet. Hocam nereden Yani başlamamız lazım? şöyle eğitim. Yani ilk, aile, dolayısıyla aile. İlk önce aileden. Yani eğitimi kim bozuyor? Aile bozuyor. Bakın aileler bozuyor. Bu ülkenin eğitimini kim bozuyor? Müslüman aileler bozuyor. Bunu soruyorum. Bakın bu ülkenin eğitimini kim bozuyor? Müslüman aileler bozuyor. Ya Ne bu demek önemli bir istiyorsun? tespit. Lan? Çok önemli bir Bakın. vurgu hocam. Bakın şunu söylüyorum. Neden Müslüman aileleri bozuyor? Müslüman aileler İslami duyarlılıklara sahip, ilkelere sahip, iddialara sahip çocuklar yetiştirmiyorlar. Ne yetiştiriyorlar? Yani işte çocuklarına bakın. Yani yetiştirdikleri çocuklara bakın. Yani Müslüman aileler, muhafazakar aileler AK Parti iktidarda gençlik kesin AK Parti ile ilişkisi sıfır olan bir gençlik. Sıfır. Çok küçük Evet. bir gençlik. Bakın üniversitelerin %10'u kabaca İslami duyarlılıklardan oluşan gençlerden oluşuyor şu an. 15 yıl zorlayın biraz zorlayın. Yani AK Partisi, Saadet Partisi, ondan sonra Alperen cemiyetleri şunlar bunlar falan büyük birlik falan. Bütün İslami kesimleri, tasavvufi kesimleri, radikal kesimleri hepsini tutun. %10-15 civarında şu an üniversitelerdeki İslami gençliğin oranı %10-15 civarında. 1980'lerde, 90'larda böyle miydi? Hayır tam tersiydi. 1980'lerde, 90'larda 80, %80, %85, %90 oranındaydı. Evet. Ne oluyoruz biz? Yani kazana kazana kaybediyoruz. Hocam şu anlayış Ha, var sanıyorum. bundan milletin moralini Affedersiniz. bozmak istemiyorum. Milletin morali yeteri kadar bozuk. Hocam. Yani bu ülkenin önünü açacak biziz. Bu ülkenin, bakın bu ülkenin önünü, dünyanın önünü, coğrafyanın önünü, dünyanın önünü açacak biziz. Nedir? O ailedir. Yani bizim dünyaya verebileceğimiz en önemli şey nedir biliyor musunuz? Dünyaya, insanlığa verebileceğimiz en önemli şey ailedir. Evet. Hala bu döküntü haline birlikte, bu yıpranmış ha, inanılmaz bir şekilde yıpratmamıza rağmen bizi ayakta tutan şey ailedir. Bu toplumu ayakta tutan şey ailedir. Hocam eğitimi bozan Müslüman Ama aileler aileyi dediniz nasıl de. yeniden ayağa kaldırabiliriz? Onun üzerinde kafa yormamız lazım. Evet Allah razı olsun. Önemli tespitler. Müslüman aileler eğitimi bozuyor dediniz de. Fakat şu durum Ha, bunu hakim. söyleyeyim. Bakın nasıl bozuyor? Şöyle bozuyor. Hocam Yani evet. çok özür dilerim. Estağfurullah buyurun. Bunu söyleyeyim. Ondan sonra söyleyeceğinizi söyleyeyim. Bakın Müslüman aileler neden eğitim bozuyor?
İslami kesimlerin aileleri neden eğitim bozuyor? Şunun için. Yani hiçbir Müslüman ailede ben çocuğum ahlaklı olsun, kişilikli olsun, vatanına, memleketine hizmet edecek üniversite bölümlerini seçsin, işte felsefeyi seçsin, teolojiyi seçsin, sanatı seçsin, estetiği seçsin, ahlak bölümlerini seçsin dediğini hatırlamıyorum ben. Bilmiyorum ben. Bilen var mı? Yani doktor olsun, mühendis olsun, bilgisayarcı olsun, yazılımcı olsun, iyi para kazansın, kariyer sahibi olsun, köşeyi dönsün falan. Müslüman ailelerin beklentileri bu çocuklarından. Evet. Yönlendirdikleri okullar, bu tür okullar. Evet. Ne anladım ben ya bu işten? Yani okulların da bu ruha bürünmesi tabii ki mühendis lazım. Olacak. Tabii ki eğitim sisteminde mühendisler de olacak, avukatlar da olacak, yazılımcılar da, bilgisayarcılar da olacak. Ama bu ülkenin sorunu, beyin sorunu, kafa sorunu, ruh sorunu. Evet. Bu ülke ruhunu yitiriyor. Yani biz neden işte buluş yapamıyoruz, icat yapamıyoruz? Biz neden bir şey bulamıyoruz diyor. Biz neden? Bakın insanlar diyor ki şöyle diyor. Yani İslami kesimler, seküler kesimler eleştirirken, özellikle seküler kesimler, İslami kesimleri İslam'ı eleştirirken, İslam tarihini eleştirirken, Osmanlı'yı eleştirirken şöyle diyorlar. Müslümanlar neden buluş yapamıyorlar? Evet. Ya Müslümanlar ilk önce o soruyu soran kişi başta olmak üzere, kişiler başta olmak üzere kendilerini kaybetmiş durumdalar. İlk önce kendilerini kaybetmiş durumdalar. Kendi dünyalarını kaybetmiş durumdalar. Kendi medeniyetlerini kaybetmiş durumdalar. Kendi ruhlarını kaybetmiş durumdalar. Kendi ruhlarını, kendi kimliklerini bulmaları lazım. Kendi kimliğini bulamayan, kendi Evet. ruhunu bulamayan, kendi ülkesine kavuşamayan, kendi ruhuna, kendi ülkesine, kendi iddialarına kavuşamayan, kendi medeniyet fikrine kavuşamayan bir toplum nasıl atılım yapacak? Özgürlüğünü yitirmiş köle, 200 yıldır İslam dünyası köle nasıl buluşacak? İlk önce Evet. kendini bulacak, kendini keşfedecek. Hocam, Kendi olacak. bir eğitimci olarak zaman zaman hep şunu ifade ettim. Konferanslarımda, efendim bireysel görüşmelerimde şunu dile getirdim. Bu ülkenin gençliği Kur'an'la, Hazreti Peygamber'le barışık olmadığı sürece kendi kendisiyle barışık olamayacaktır ve dünya literatüründe mühim insanların grubuna giremeyeceklerdir. Hemen şunu Tamam. ifade edenler vardı. Hocam işte biz çocuklarımızı Kur'an'la buluşturduğumuz zaman işte namaz kılan sufi bir anlayışa sahip olacak diye Kur'an'ı da kendileri için bir engel olduğunu, dünyanın terakkisine de engel olduğunu düşündükleri için biraz burayı es geçiyorlar. Es geçtikleri için sanıyorum bizim tokat yediğimiz nokta burası. Ya şimdi şöyle, şimdi bir defa yani bunlar buralarda konuşulur mu bilmiyorum. Yani insanların kafalarını fazla ütülemek istemiyorum ben. Yani benim söylemek istediğim şey şu. Tabii ki yani sizin söylediğiniz şey ilkesel olarak doğru ama insanlar bunu anlayamaz. Yani ben şöyle bir cümle kursam. Yani bir Müslüman ülkedeki eğitim sisteminin omurgasını Kur'an oluşturur. Kur'an'a dayanır. Yani Kur'an'ın dolayısıyla sünnetin ilkelerine dayanır. Şimdi ben bunu söyledim. İnsanlar ne diyecekler? Hiç kimse bir şey anlamayacak. Acayip bir şekilde saldırmaya başlayacaklar. Ama şunu söylediğim zaman, yani ben Gazali yetiştireceğim kardeşim, ben Razi yetiştireceğim, ben İbn Sina yetiştireceğim, ben Sinan yetiştireceğim, Itır'ı yetiştireceğim, Yunus yetiştireceğim, Mevlana yetiştireceğim. Benim eğitim, kim itiraz edebilir buna? Bunların hepsi Kur'an'dan beslenirler ya. Evet. Hocam yani, ülkemizin Hazreti Mevlana. Ben bakın Hazreti Mevlana. Ben Mevlana'dan bahsedince Kur'an'dan bahsetmiş oluyorum. Evet. İslam'la. Evet. Yani insanların neye ihtiyaç hissettiklerini iyi bilmek lazım. Sıkıntının ne olduğunu iyi tespit etmek lazım. Yani Kur'an'a ve sünnete döneceğiz. İçini doldurmadığınız sürece bir anlamı yok bunların. Ama ben buradan gittiğim zaman mesela işte ben yeni, yani bakın 17, 18, 19 senedir Amerika'da en çok okunan adam kim biliyor musunuz? Evet. Mevlana ya, Mevlana. Adamlar kafayı yediler. Yani niye Mevlana okuyorlar? Niye çatır 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 Mevlana okuyorlar? Ya lütfen. Ha Mevlana kim? Ha ben bendeyi Kur'an'ım. Eğer can darem diyen bir adam. Ben Kur'an'ın tozu toprağım diyen adam ya. Evet. Yani 18 beytini alın ciltler dolusu kitaplar yazın. Yani o yüzden bir medeniyet. Yani söylemek istediğim şey şu. Evet. Yani ailenin de, eğitimin de, kültürün de, siyasetin de, estetiğin de, mimarinin de, müziğin de, ahlakın da kaynağı medeniyet fikridir. Medeniyet fikri nedir? Bütünlük fikridir. Bütüncül bakabilmektir. Bütünü görebilmektir. Ormanın içinde kaybolmamaktır. Ama ormanın evet. içinde ormanı bir bütün, dünyayı bir bütün olarak görmektir. Dolayısıyla evrensel cümleler kurabilmektir.
bütün insanlığın önünde eğileceği, saygı duyacağı cümleler kurmaktır. Kuruldu. Newsweek dergisi, bu koronavirüs Newsweek dergisi dünyada en çok etkili olan haftalık haber dergilerden birisi. Dünyayı yönetenleri yönlendiren bir dergi. Newsweek dergisi, Time dergisi, Economist dergisi. Ne yaptı? Kapak yaptı ya. Kapak neyi kapak yaptı? Hazreti Peygamber'in hadisini kapak yaptı. Bir yerde veba varsa girmeyin, veba varsa çıkmayın diye kapak yaptı. Çok çok geçiriyor adamlar. Yani bir batılı bir devlet ya da bir anlayış, bir bilim adamı peygamberimizi övecek de biz öyle mi ona yöneleceğiz? Kur'an'ı övecek de biz öyle mi yöneleceğiz? Çocuklarımızı, yani gençlerimizi öyle mi bak, buluşturacağız? Çok güzel bir soru. Çok önemli bir şey. Maalesef inanılmaz bir aşağılık kompleksi var toplumda. Yani bunu görünce ayıkıyor. Bunu görünce kendine gelmesi lazım. Toplumun şok geçirmesi lazım. Yani bir şok terapiye ihtiyacı var. Tamam. Çok özür dilerim. İzleyicilerden özür dilerim. Zaten yeteri kadar yani bu veba, salgın bilmem ne, hapsolduk evlere bilmem ne falan diye sıkıntı çekiyor insanlar. Problem yaşıyor falan. Yani insanların morallerini falan bozmak istemiyorum. Evet. Ama eve kapandıklarında şunu görecekler. Yani evde evin insanın kalbi olduğunu, insanın iç dünyası olduğunu, ev olmadan, dolayısıyla aile olmadan toplum olamayacağını, ülke olamayacağını, medeniyet kurulamayacağını bilmeleri lazım insanların. Ev insanın kalbidir. İnsanın evet. kalbi evidir. Hocam kalp toplumun hayatın evi. Hayatın merkezidir. Kalp orada yaşarır. Ruh kalpte yaşarır. Kalp evet. olmayan insanın ruhu olmaz. Kalpsiz bir dünyanın ruhu olmaz. Kalpsiz evet. dünya ruhsuz dünyadır. Kalbi yok dünyanın. Çünkü evi yok. Çünkü aile çökerttiler. Çünkü eşcinsellik, sapkınlık modasını acayip bir şekilde yaymaya çalışıyorlar. Tamam mı? Evet. Bunun önünde sadece Müslümanlar durabilir. İslam'ın önü acayip bir şekilde açık. Biz bunun farkında değiliz. Yani bütün insanlık, bütün dünya İslam'a gebe. Bize evet. gebe. Bu topluma gebe. Biz de hakikate gebeyiz. Bize gebe. Bizi bekliyorlar. Biz toparlanalım. Etrafımıza inanılmaz bir şekilde yeniden toplayacağız. Bunu gördünüz. Bunu gördük biz yani. Ta işte Aceh'de, işte ne bileyim Arakan'da, ne bileyim Afrika'nın içlerinde, Güney Afrika'da, Afrika'nın en içlerinde falan. Yani bu ülkede bir kriz olduğu zaman 15 Temmuz'u hatırlayın. Seçimleri hatırlayın. Seçimleri gecesinde. İnsanlar bütün nefeslerini tutuyorlar. Türkiye'de ne olacak diye. Türkiye'ye dua ediyorlar. Hatimler okuyorlar. Dualar ediyorlar ya acayip bir şekilde. Evet. İnsanlar Yusuf Hocam... bizden bir şey bekliyor. Neden bizden bir şey bekliyor? Çünkü bin senedir tarihi ben şekillendirdim. Kardeşim bunun ırkçılığına ilgisi yok. Yani ben Kürt'le Türk omuz omuza verdi. Tarihin akışını şekillendirdi. Kürt'le Kürt ne zaman birbirine omuz vurursa ikisi tarihten silinir. Evet. Yusuf Hocam çok önemli bir noktaya geldiniz. Bu arada kalp dediniz hayatın merkezi. Hayat kalple devam eder. O zaman bu toplumun da merkezi ailedir. Bu toplum da sizin de ifadenizle ki İslam alimlerimizin de vurgusuyla bin yıldır bu Necip milleti Kur'an vesilesiyle Allah yüceltti, hep korudu. O zaman dünya ailesinin de kalbi bu ülke. O zaman bu ülkeye sahip çıkmak adına dar dairemiz olan kalbe bir dönüş yapmamız gerekiyor. Yani aileye bir dönüş yapmamız lazım. Doğru mu hocam? Tabii. Fakat yani buradan şöyle bir şey de özel altını çizmek istiyorum. Madem burada yere geldi. Şimdi birincisi yani devletin bu konuda adım atması lazım. Yani bu konuda üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi lazım. Yani bir devlet hele de işte muhafazakar İslami gelenekten gelen bir hükümetin yönettiği bir devlet aileyi nasıl ihmal edebilir ya? Aileyi ihmal mi ediyor? Evet. Yani doğru ihmal tarihini etmiyor, aynı zamanda ihmal ediyor. Evet, ihmal etmemesi lazım. Bunun farkında değiliz. Yani çıkan kanunlar nedir ya? O İstanbul Sözleşmesi, diğer kanunlar nedir ya? Yani bir kanunla bilmem ne. Hayır ya, insanlar perişan durumda. Nafaka meselesinden ötürü perişan durumda ya. Perişan durumda insanlar ya. Devlet bunu görmez mi? Bunu görecek. Yani dolayısıyla şunu söylüyorum. Yani İslam, yani bir Müslüman olarak, yüreği yanan bir Müslüman olarak bunu söylüyorum. Yani bunu Tayyip Bey'e de söylüyorum. Hükümetin kabinesine de, kabinedeki insanların neredeyse hepsi benim arkadaşım, dostum. Yani o yüzden söylediğimiz şeyleri hiçbir şekilde yanlış anlamadılar şimdiye kadar. Evet. Bundan sonra Kıymetli da yanlış hocam, anlamaları mümkün değil. Sürekli desteklediler, teşvik ettiler falan. Yani evet o kadar hocam. Rahat konuşmamızın nedeni benim hiçbir beklentimin olmamasıdır. Evet. Hiçbir zaman Tayyip Bey'in uçağına binmedim ben. Bakanların uçağına binmedim.
Yani biz ilim adamıyız, fikir adamıyız. İlim adamı, fikir adamı siyasetçinin peşinde koşturmaz. Siyasilerin peşinde koşturmaz. Siyasetin peşinde koşturan ilim adamından, fikir adamından memlekete de hayır gelmez, kendine de hayır gelmez. Evet, Yani Rabbim dolayısıyla inşallah. ortada hakikatten eser kalmaz. Yani siyasetin peşinde koşturan ilim adamının, fikir adamının yolculuğundan dolayısıyla hakikate varılmaz. O zaman hakikatten eser olmaz. Yani o Evet. yüzden ben hiçbir toplantısına gitmedim. Tayyip Bey'in hiçbir toplantısına gitmedim. Gittiğimde defalarca sürekli çağırıyorlar. Gittiğimde Tayyip Bey'in o toplantılarda beni gördüğünde yüzünün alacağı şekli görmek istemiyorum. Adamı perişan etmek istemiyorum. Seni de mi kaybettik Yusuf Kaplan demesini istemiyorum. Sen de mi bir şey istiyorsun, bir şey bekliyorsun benden demesini istemiyorum kardeşim. Ha yani insanlar şimdi buradan bazı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız diyecekler ki ya biz bir beklenti içinde miyiz? Ya öyle bir şey söylemiyorum. Ama biz gücün karşısında boyun eğiyoruz. Ben bunu soruyorum. Ben Evet. hakikatin karşısında boyun eğeceğim kardeşim. Hakikatin önünde boyun eğeceğim. Ya o Hocam, zaman söylediğim sözün bir kıymet harbiyesi olabilir. O zaman evet. söylediğim sözün yani Hazreti Ömer'e ihtiyacım var benim. Hazreti Bekir'e de ihtiyacım var. Yani ben bunu Tayyip Bey'e söyledim. Bakın benim bir taraftan sağımda Hazreti, bakın bu çok önemli, çok özür dilerim. Bu liderlerin, Müslüman toplumları yöneten liderlerin, işte cemaatlerin liderlerinin, vakıfların liderlerinin, herhangi bir kurumun, kuruluşun liderlerinin veya münferit Müslüman şahsiyetinin hepsinde bulunması gereken, herkeste bulunması gereken ama özellikle liderlerde bulunması gereken dört önemli karakter vasfı. Sağında Hazreti Ebubekir karakter olacak, sadakati temsil edecek. Sonunda Hazreti Ömer karakter olacak, adaleti temsil edecek. Önünde Hazreti Osman karakter olacak, ahlakı temsil edecek, hayayı temsil edecek. Arkasında Hazreti Ali karakter olacak, basireti temsil edecek, ilmi temsil edecek, hakikati temsil edecek. O zaman arkasına bakmadan koşsun. Evet. Hocam Yani bu dört inşallah karaktere, dört karakter özelliğine sahip inşallah olduğumuz zaman bizim elimizde kimse duramaz. Bunlar boşuna çıkmış değil. evet. Bunlar büyük sahabeler. Tarihin akışını şekillendirirken biz bu insanlar üzerinden, bu karakter şahsiyetler üzerinden hayatı şekillendiririz. Değil mi? Dört tane önemli karakter var. Yani Evet. dört sahabe, Asr-ı Saadet dönemi, özellikle Hazreti Peygamber'den sonraki Asr-ı Saadet dönemi, Tabi ve özellikle tabi'ler bu dönemi. dört karakter sahabe üzerinden şekillendi. Evet. Ve Hocam. bunların hepsi Hazreti Peygamber zamanında yaşadı. Bu da önemli bir şey. Bakın. Evet. Yani bunlar hepsi kule. Bizim zirvelerimiz. Bu zirveler üzerinden. Yani birisi ahlakın, birisi sadakatin. Yani teslimiyetin. Sadakat demek teslimiyet demek. Bizim sorunumuz ne? Belki onu söylemek lazım. Bizim 200 senedir yaşadığımız en temel sorun ne? Yani aileye oradan geçiş yapabiliriz gene. Oradan da geçiş yapabiliriz belki. Evet. Yani teslimiyet sorunu. 200 senedir benim yaşadığım sorun ne? Bir teslimiyet sorunu, iki temsiliyet sorunu. Ben hakikate hakkıyla teslim olamadığım için hakikati hakkıyla temsil edemiyorum kardeşim. Mesele Hocam, bu. bu konuyu Temsil tekrar, edemiyorum ki ben. hocam bu İslam'ı konuyu. temsil edemiyorum. Berbat bir Müslüman hayatı var bende. Bizde yani Müslümanlarda yani haram helalini gözetmiyoruz. Haram helal ölçüleri temel ölçüdür. Yani kesinlikle kul hakkına riayet edeceksin. Bu kadar. Evet, Kul hakkı Yusuf her yerde. hocam. Yusuf hocam bu teslimiyet ve temsiliyet meselesini bir kez daha konuşacağız. Fakat kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Siz de hatta kalırsınız Eyvallah. inşallah. Kıymetli hocam, dert çok büyük, sıkıntılar fazla. Fakat sizin gibi gerçekten ufku geniş, bir yanda eleştirirken yapıcı bir şekilde yaklaşarak faydalı olmaya çalışan ilim adamlarımızın da sayısını Allah arttırsın diyoruz. İnşallah kısa bir ara vereceğiz sevgili izleyenler. Yusuf Kaplan hocamla sohbetimize devam edeceğiz ama kısa bir ara diyoruz. Efendim, bir kez daha aile vaktinden herkese hayır, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Bir kez daha merhabalar diliyorum. Efendim, çok kıymetli büyüğümüz, değerli hocamız Yusuf Kaplan'la birlikteliğimiz devam ediyor. Evet, hocamız hemen hazırsa onu da davet edeceğiz. Özellikle birçok konuda dertli ama özellikle
aile konusunda derdini gerçekten her geçen gün biraz daha derinleştirerek bizlere hissettiren kıymetli gönül adamı, ilim adamı. Yusuf Hocam bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hocam, temsiliyet ve teslimiyet noktasında elbette bizim önemli bir rolümüz var. Tabii sizin ifade ettiğiniz asr-ı saadet döneminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hemen sonraki o dört halifenin gerçekten temsiliyeti çok önemli. Fakat şu anda o anlayış ve o düşünceyle hareket eden liderlerimiz maalesef büyük bir enkazı, büyük bir problemi, büyük bir açığı ele alarak bugüne kadar getirdiler. Ama bundan sonra aslında herkesin seferber olması gerekiyor diye düşünüyorum. Fakat en ufak bir çağrıya, ilana karşı biraz lakayt duruyoruz sanki toplumda. İşte bu koronavirüsünde olduğu gibi efendim sokağa çıkmayın denildiği halde yani mecbur olmayanlar bile dışarıya rahatlıkla çıkıyorlar ki dün akşam yasak getirildi. Çünkü bugün gerçekten havalar güzeldi. Efendim işte insanları önüne şey yapamıyorsunuz. Çünkü çok ciddi manada yatırım var, çaba var, gayret var, koruma var. Acaba biz bu musibeti en az daha nasıl bir hasarla üzerimizden atabiliriz hesabı yapılırken insanların buna tabii bir kısmının riayet etmediğini görünce mecburen belki de Allahu alem böyle bir düşünceyle yasak getirildi ama biz bunu deldik. Çağrıya kulak vermekte problemimiz var kıymetli hocam. Onun için sizin ifade ettiğiniz o dar daire, kalbe, toplumun kalbi olan aileye bizim dönmemiz lazım. Bu süreçte, karantina sürecinde ailede ne yapmamız lazım? Hani okullar açılsın, ben başlayacağım. İş yoğunluğu bitsin, devam edeceğim. Hani namaz kılmayan adama soruyoruz ya, neden namaz kılmıyorsun? Hele bir emekli olayım. Emekli olayım, namaza başlarım. Emekli olayım, hacca giderim diyerek böyle bir anlayışla maalesef eğitime, çocuklara hele şunlar da düzelsin, eğilirim. Maalesef düşüncesini oluşturuyor. Bundan dolayı ızdırap çekiyoruz. Bu süreçte ne yapmamız lazım kıymetli hocam? Ya şimdi aslında bu süreçten tüm küresel ölçekte yaşanan, bütün dünyada yaşanan bu süreçten yenilenerek, güçlenerek çıkabilecek tek insan tipi, türü Müslüman insan tipidir. Evet. Yani Müslüman insan tipi zora talip. Yani Müslüman insan tipini Kur'an-ı Kerim, hadisler nasıl anlatır bize, nasıl tarif eder? Bir, havf ve reca arasında olacak. Korku ile umut arasında olacak. Evet. Yani sadece korku, sadece umut Müslümanı tarif etmiyor. İkisi de olacak. Negatif ve pozitif yönler de olacak. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'den başka bir ayet üzerinden baktığımızda ne görüyoruz? Hepimizin bildiği bir şey bu. Ama buradan ilginç bir şey çıkarabileceğimizi tahmin ediyorum. Bizim hayır bildiğimiz şeyde şer olabilir, şer bildiğimiz şeyde hayır olabilir. Bu ne demek? Bu Müslümanın her daim diri olması, canlı olması, dirençli olması, Uyanık iradeli olması. olması. Evet. Yani bu tür felaketleri, salgınları en iyi aşabilecek, kendilerini yenileyerek aşabilecek, dolayısıyla sorgulayarak, muhasebe yaparak aşabilecek, nefsiyle mücadele ederek aşabilecek İnsan tipi diri kalacak, canlı kalacak. Dolayısıyla başkasını da diriltecek, başkasını da canlı kılacak insan tipi, Müslüman insan tipi. Yani bütün Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin, hadis külliyatının, belki bütün İslam medeniyetinin özünü, özetini insan tipi bağlamında Sezai Bey'in çok iyi bildiğimiz şu sözü, Sezai Karakoç'un Evet hocam. aslında çok iyi özetler. Bu zamanlarda yapılabilecek en güzel bakılabilecek en güzel kaynaklardan birisi, yapılabilecek en güzel işlerden birisi o sözde ifade edilen şey yapmak. Ne diyor Sezai Bey? Allah selamet versin. Amin. Diyor ki, İslam'ı öyle canlı ve diri yaşa ki seni öldürmeye gelen sende dirilsin. Evet. Tarih boyunca böyle olmuş bu. Yahu Hazreti bakın, Ömer'in düne kadar, yani koronavirüsten önce Evet. İslam'ı
terörle özdeşleştiren, fanatizmle özdeşleştiren, kan emicilikle özdeşleştiren, İslamofobiya, İslam düşmanlığı, İslam nefreti yaymak için inanılmaz şeyler yapan, Hazreti Peygamber'e karikatür krizinde inanılmaz bir şekilde hakaretler yağdıran, Amsterdam'da, Hollanda'nın başkentinde, diğer şehirlerinde, billboardlarda hangi ayet vardı? Bütün Amsterdam'ı süsleyen ayetlerden birisi, billboardlarını süsleyen ayetlerden birisi, bir insan öldüren bütün insanı öldürmüş gibidir. Evet. Bir insanı dirilten bütün insanı diriltmiş gibidir. Yani adamlar teslim bayrağı çektiler. Evet. Ya ben o yüzden şunu söylüyorum. Bakın yani bu aile faslında da, aile, akide, toplum, ülke, medeniyet faslında da insanlığa ne söyleyebiliriz meselesinde de kalbe dönüşte, dolayısıyla Yusuf Hocam, dünyaya açılışta da önümüzü Yusuf açabilecek Hocam, bir ilke. Bakın şudur. Evet. İslam medeniyetiyle Batı medeniyeti, Batı uygarlığını karşılaştırabiliriz. Yani çok zihin açıcı bir, çok özür dileyerek söylüyorum. Zihin açıcı bir karşılaştırma yapayım. İslam medeniyeti önce insan sonra nizam ilkesine dayanır. Evet. Önce insan sonra nizam. Önce insan Mekke sürecidir. Sonra nizam Medine sürecidir. Evet. Önce Müslüman şahsiyeti inşa edilecek. Müslüman akidesi inşa edilecek. Mekki ayetlere bakın. Mekki ayetler nedir? Mekki ayetler, Mekke'de indirilen ayetler nedir? Akideyle ilgili ayetlerdir. Akide nedir? Ayağını yere sağlam basman demektir. Muhkem bir şekilde basman demektir. Yani dolayısıyla iradeli, güç, melekut aleminden süt emen, mülk aleminde malik olma, meleklik taslama, azmanlıkların önüne geçecek, meleksi, melekelerini geliştirme yolculuğuna çıkacak bir insan tipi inşa etmek demek. Melekut aleminden süt emeceksin. Mülk alemini meleksi melekelerle donatacaksın. Ben bunu yaptım. Yani Medine'de bunu yaptım ben. Hazreti Peygamber bunu yaptı aleyhissalatü vesselam. Yani Mekke'den sürdüler değil mi? Evet. Mekke'den Müslümanları sürdüler. Ne oldu? Hazreti Peygamber Mekke'ye girerken ne dedi? Mekke'yi fethederken ne dedi? Kimsenin burnu kanamayacak dedi. Kimsenin burnu kanadı mı? Kanamadı. Hatta Halid bin Velid bir olaya karıştı. Hemen haberini aldı. Hazreti Osman'ı gönderdi ve dolayısıyla önledi. Kimsenin burnu kanamayacak dedi. Ne oldu? Medine Sözleşmesi yapıldı. Bakın yurtlarında yaşamasına, nefes alıp vermesine izin verilmedi Hazreti Peygamber'in. Kendi doğduğu yerde, ülkesinde, şehrinde, vatanında sürüldü. Yani tabiri caizse, dolayısıyla geldiğinde intikam duygusuyla hareket etmedi. Asla intikam duygusunu çağrıştıracak en küçük bir izle, davranışla hareket etmedi. Ne yani yaptı? Müslümanın intikam duygusu olmayacak. Müslümanın intikam duygusu olmayacak ama hocam önemli bir noktaya vurgu yaptınız. Müslüman'da birileri dirilmelidir. Mesela Hazreti Ömer Efendimiz'i öldürmeye giderken orada yeniden dirilmişti. Tamam. Biz şu anda çok güzel örnek verdiniz. Geçenlerde hocam, daha doğrusu ben bir kaynakta karşılaştım. O kaynakta da Bediüzzaman'ın bir sözünü bana hatırlatmıştı orada. Eğer biz Müslümanlar İslamiyet'i, doğru olan İslamiyet'i fiilimizle, davranışlarımızla, yaşayışımızla doğru olarak sergileyebilirsek, diğer milletlerin, diğer devletlerin milletleri grup grup İslam'a dahil olacaklar. Yani demek ki problem biraz da bizim bu itikat boyutundaki sıkıntımızla alakalı. Yani tabii. Bunu yansıtamadığımız için çocuklarımıza yansıtamıyoruz. Yansıtamadığımız için yarına karşı endişe duymaya başlıyoruz. Tamam, buraya biraz yoğunlaşalım. Burada bir iki cümle kurayım. Evet hocam. Yani insanların, şimdi ne dedin? Güme gitmesin. Dedim ki Batı uygarlığı, İslam medeniyeti önce insan sonra nizam ilkesine dayanır. Yani Mekke'de insan inşa edilmiştir. Medine'de nizam kurulmuştur. Mekke artı Medine eşittir medeniyettir. Mekke artı Medine eşittir sünnettir. Sünnet-i seniyedir. Mekke artı Medine eşittir medeniyet. Yani insan artı nizam eşittir intizamdır. Düzendir. Dengedir. Adalettir. Dolayısıyla, tamam mı? Yani temsiliyet o zaman başlıyor adalet, değil mi hocam? Efendim? Temsiliyetin başladığı nokta aslında ikisinin birleşmesidir. Tabii.
İnsan ve nizam. Yani insan olmadan nizam kurulamaz. Nizam olmadan insan da varlığını sürdüremez. Dolayısıyla insan tek başına yaşamak için gönderilmiş bir varlık değil. Tek Evet. başına yaşayamaz. İnsan tek başına yaşayamaz. Bu çok önemli bir şey. Bir mümin tek başına bir ümmettir. Bu ayet. Bir her mümin tek başına bir ümmettir. Ümmet ne demek? Ana demek. Ümden geliyor. Her şeyin anası, kökü, ruhu demek yani. Dolayısıyla her şeyin kaynaklandığı şey. Yani bir dünya demek. Ümmet bir dünya demek. Bir mümin tek başına bir dünya olmak zorunda. Bu çok evet. önemli bir şey söylüyorum. Evet. Çok özür dilerim. Hem nizamı, hem intizamı, hem adaleti, hem merhameti, hem rahmeti, hakkaniyeti bünyesinde bir mümin şahsiyeti barındırmak. Bunun yolu akideden geçer. Akide ne kadar güçlü olursa Müslüman aile o kadar güçlü olur. Akide ne kadar güçlü olursa toplum o kadar güçlü olur. Akide ne kadar güçlü olursa ülke o kadar güçlü olur. Akide ne kadar güçlü olursa medeniyet o kadar güçlü olur. Tamam mı? Evet hocam. Akide, aile, cemaat, cemiyet, dolayısıyla medeniyet. Bunlar evet. köktür yani. Dolayısıyla akide köktür. Akide ailenin köküdür. Aile toplumun köküdür. Cemiyetin köküdür. Cemaatin köküdür. Cemaat cemiyetin köküdür. Bu bizim kavramlarımızı kullanalım. Bakın aile cemaatin köküdür. Cemaat cemiyetin köküdür. Cemiyet medeniyetin köküdür. Evet çok güzel. Kıymetli hocam o zaman şöyle. Her bir mümin, her bir baba, her bir anne ve yetiştirdiğimiz her bir çocuk o zaman bir temsil etme vazifesinin de hatırlatmamız tabii, lazım. Tabii. Bakın, o zaman geliyorum. Temsil etme hakkımız bakın, var. Söyleyeceğim şeyi özür dilerim. Bakın bu çok Lokman Bey. Buyurun hocam. Şimdi ne dedim? İslam medeniyeti önce insan sonra nizam ilkesine dayanır. Batı uygarlığı önce nizam sonra insan ilkesine dayanır. Evet. Tamam mı? İlk önce sistem önceliklidir. Dolayısıyla sonra insandır. İlk önce ekonomik sistem kurulacak. Sonra hukuk sistemi kurulacak. Batı'da iki sistem vardır. İki güçlü. Yani Batı'da virüsten önce bu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Yani virüsle birlikte de bunun nasıl zayıf temeller üzerine, maddi temeller üzerine kurulan evet, bir çok uygarlığın önemli. Hakikaten çok önemli hocam. Evet. Geçici zayıf temeller üzerine kurulduğunu dolayısıyla görmüş oluyoruz. Kalıcı, güçlü temeller üzerine kurulabilmesi için manevi temeller üzerine kurulması lazım. Ruh olması lazım. Ruh. Ruh olmadan insan olmaz. Tamam mı? Dolayısıyla ilk önce nizam, sonra insan. İlk önce ekonomik sistem, ekonomik nizam. Dolayısıyla refah toplumu, ondan sonra hukuk sistemi, güçlü bir hukuk sistemi. Sistem insandan önce gelir Batı'da. Sistem insanın önüne geçmiştir. Yani dolayısıyla ekonomik sistem çöktüğü zaman toplumun ayakta durabilmesi mümkün değil. Yani dolayısıyla biz de Batı'ya benzediğimiz zaman, Batı'ya benzediğimiz için dün akşam bunun örneklerini gördük. Batı'ya benzediğimiz için yağmalamaya başladık hemen. Tamam mı? Halbuki yani önce sistem değil, önce insan. Yani iki gün kardeşim sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. İki gün ekmeksiz duramaz mı bir insan? İki gün aç duramaz mı bir insan? Öyle bir durumda aç durmak diye bir şey de yok ki. Öyle bir durum yok. Yani bütün Avrupa ülkelerinin hepsinden, Amerika'nın hepsinden çok daha sağlam bir sağlık sistemi olduğu çıktı ortaya. Elhamdülillah. Yani bu halimizde. Evet. Düşünün yani hala kendimize gelebilmiş değil miyiz? Hala bu ülkede dedim ya ipler bu ülkenin çocuklarının elinde değil. Bu ülkenin has çocukların elinde değil. Falan. Yani azgın azınlık acayip bir şekilde evet. bu ülkenin kaderine hükmediyor. Kıymetli hocam. Bunun tersine tabii... dönmesi lazım. Onun için aile. Aile evet. İslami inançları güçlü olan bir aile toplumun ruhu demektir. İslami inançları güçlü olan bir aile toplumun ruhu demektir. Bu çok önemli bir şey. Evet. Ruhsuz bir toplum ayakta duramaz. Ruhsuz bir toplum varlığını sürdüremez. Ruhsuz bir toplum dünyaya bir şey söyleyemez. Yani dolayısıyla ruhun temeli ailedir. Ailenin temeli de akidedir. Evet. Yani dolayısıyla Müslüman aile... Hocam Müslüman akideyi, akideyi Müslüman biraz... insan şahsiyetini çok özür dilerim. Bunun altını çiziyorum bakın. Buyurun Müslüman hocam. İnsanın üç temel akidede üç sütunu vardır. Tamam mı? Yani bir Allah'a inanç. İki peygamberlerine, kitaplarına inanç. Peygambere inanç. Üçüncüsü ahirete inançtır. Yani üç temel sütunu vardır. Bütün dinlerin aslında dayandığı üç sütun budur aslında. Sonradan tahrip edildi. Yani evet. Allah'a inanç, yaratıcı. Dolayısıyla peygamber, elçi. Dolayısıyla ahirete inanç, bu dünya geçici. Bu dünyanın geçici olduğuna inanın, kalıcı, ezeli bir, ebedi bir dünya olduğuna inanın, insan hırsızlık yapabilir mi? Yolsuzluk yapabilir mi? Evet.
kul hakkı yiyebilir mi falan. Yani dolayısıyla bizim Müslümanlığımızı yeniden gözden geçirmemiz lazım. Evet. Yani ailenin çökmesinin nedeni Müslümanlığın çökmesidir. Akidenin çökmesidir. Akidenin zayıflamasıdır. Yani şöyle düşün ya. Kişi akidenin temelinde ne vardır? Allah inancı vardır. Allah inancı bütün adalet sisteminin temelidir. İktisat sisteminin temelidir. Kültür sisteminin temelidir. Sanat sisteminin temelidir. Yani bakın sanatçılardan, ateist filozoflardan yola çıkarak bunun ne kadar önemli olduğunu söyleyeyim. Allah inancı her şeyin temelidir. Tamam mı? Bakın ne diyor Dostoyevski? Sanatın zirvesidir. Roman sanatının zirvesidir. Tanrı yoksa her şey mübahtır diyor. Evet. Hocam Tanrı aslında yoksa her şey mübahtır diyor. evet hocam Bakın aslında ateist psikanalist Freud'dan sonraki en büyük psikanalisttir. Ateist psikanalist Jacques Lacan, Fransız. Jacques Lacan ne diyor biliyor musunuz? İnanılmaz bir şey söylüyor. Diyor ki Tanrı inancını yitiren bir insan Tanrı inancını yitirdiği andan itibaren artık her şeyi tanrılaştırmaya başlamış demektir. Diyor. Yani ne demek? Bu şu demek. Kişi Allah'a kul olduğu zaman başka varlığa, kula kul olmaya dolayısıyla tenezzül etmez. Kişi Allah'a kul olduğu andan itibaren inançla birlikte, Allah'a imanla birlikte özgürleşir. evet. Hocam. İnandıktan sonra, Allah'a inandıktan sonra özgürleşir. Özgürlüğün temeli inançtır. Yani Allah'a inanmayan kişi Allah'ın kulu olmadığını iddia eden kişi başka her şeyin kuludur. Nefsinin kuludur, paranın kuludur, dünyanın kuludur, gücün kulu kölesidir, araçların kuludur, bilimin kuludur, teknolojinin kuludur falan yani. Evet hocam Çok hakikaten önemli. önemli bir noktaya geldiniz. Kişi inandığı zaman özgürlüğüne kavuşabilir. Kişi inandığı andan itibaren. Kulluk en yüce makamdır. Bakın bizim Evet. akidemizin temeli yani şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah değil mi? Bakın akidemizin temelinde ne var? Abduhu ve Resuluhu. Dikkat edin. Buraya lütfen dikkat edin. Abduhu ve Resuluhu. Yani ilk önce kul sonra elçidir Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam önce kul sonra elçidir. Bu ne demek? Evet. Kulluk en yüce makamdır. Kul olduğu andan itibaren kişi kula kul olmaktan kurtulabilir. Kulun puluna kul olmaktan kurtulabilir. Pul, pul. Demek ki Parasına, hocam, pulsuna, demek onurla, ki dünyasına kul olmaktan kurtulabilir. hocam demek ki Asıl özgürlüğüne evet. Allah'a inançla birlikte kavuşabilir. Bu kadar. Demek Yani ki özgürlük nedir? Özün gür olması demektir ya. evet. Özünüz ne kadar gürse o kadar özgürsünüzdür. Türkçe güzel bir dil aslında. Yusuf hocam. Özellikle Kur'an'ın dilini konuştuğumuz zaman, Kur'an'ın dilinden beslendiğimiz zaman, Kur'an Arapçasından beslendiğimiz zaman Türkçe Kur'an şey Kur'an Arapçasıdır zaten. Evet. Yunus'un dili ne? Kur'an Arapçası. Hocam demek ki Allah'a kul ve asker olana her şey müsahhar olur. Allah'ın Aynen, kulluğunu tam böyle. dikkate almayanlar her şeye köle olur. O zaman öyle diyeceğiz. Hocam şimdi anne babalar evde. Eğitime ara verildi, çocuklar evde. O zaman şu akide konusunu evde anne baba çocuklar nasıl gündeme getirmeli? Ve anne baba kısa bir zamanımız kaldı. Evde nasıl bir süreç yaşasınlar? İletişimde, ilişkide, efendim işte akide konusunda. Yani anne babalara biraz böyle bu manada bize tavsiye eder misiniz? Estağfurullah. Şimdi şöyle, bu soru önemli bir soru. İyi ki açtınız bu konuyu. Şimdi birincisi çok özür dileyerek bunu söyleyeyim. Benim yayınladığım bir 100 kitap listesi var. Bu 100 kitap listesini buradan tavsiye edeyim. Yani ilk 5 aşamadan oluşan bir liste bu. 2 senede mevcut eğitim sistemini çökertecek bir liste. Nasıl yani hocam? Şöyle yani iki senelik bir süreç bu. 100 kitap, 100 temel kitap. Yani ilk aşamada dert sahibi yapacak kitaplar. Dert, akide dolayısıyla. Hı. Dolayısıyla medeniyet fikri, dolayısıyla Müslüman zihni. Medeniyet fikri kazandıracak, Müslüman zihninin nasıl işlediğini gösterecek, öğretecek. 20 kitap, 20 kitaptan bahsediyorum. Tamam mı? Seçilmiş pedagojik olarak hazırladığım bir şey bu. Genelden özele doğru. Genelden özele doğru eğitim, pedagoji bunu emreder bize, tamam mı? Yani böyledir yani. Pedagojik olan budur. İlk önce genel, ilk önce basit, ondan sonra zor. Değil mi? Basitten zora doğru. Genelden özele doğrudur. Bütün eğitim sistemi böyledir. Yani çocuklardan işte üniversite, post doktoraya kadar olan süreci düşünün. Yani ilk aşamada yapılan şey
bir perspektif kazandırmak, ilk 20 aşamada dert sahibi yapmak. Derdi olmayanın dersten bir şey anlaması mümkün değildir. Yani dertsizseniz dertsizsiniz diyorum ben. Evet, derdiniz varsa yani aşkınız ben vardır. Yani şöyle söylüyorum, bakın bir yükünüz derdin vardır. Varsa, çok özür dilerim bunu söylemek istiyorum. Bir derdin varsa bir dünya kurarsın. Bir derdin varsa varsın ve bir dünya kurarsın. Bir derdin yoksa yoksun, yalnızca bir rakamsın. Yalnızca bir rakamsın. Evet. Derdin kadarsın. Derdi Derdin olanın kadarsın. Heyecanı da var hocam. Tabii derdi olan yani sorumluluğu var, mesuliyeti var. Dolayısıyla akidesinin bilincinde, toplumun dolayısıyla mesuliyetinin bilincinde mesele sahibi. Mesuliyet sahibi sual sorar. Bakın bu kavramlar önemli kavramlar. Evet. Mesele, mesuliyet ve sual. Tamam mı? Yani bunlar üç aşamalı. Yani Mekke sürecinde mesele sahibi oldu. Medine sürecinde mesuliyet sahibi oldu. Medeniyet sürecinde sual sordu. Bu dünya niye böyle? Bu insanlar niye bu kadar zulme maruz kalıyor değil mi? Dolayısıyla dünyayı aydınlatacak ışığı yaydı Müslümanlar dünyaya. Evet. Mesele, mesuliyet, sual. Bu Müslüman zihni işte. Müslüman zihni böyle işte. Yani ilk 20 kitabı okuduğunuzda, o 100 kitabın ilk 20 kitabını, orada ne var? Sezai Bey'in kitapları var. Sezai Karakoç'un kitapları var. Mustafa Kutlu'nun hikayeleri var. İsmet Özel'in kitapları var. Cemil Meriç'in, Ali İzzet Begoviç'in, Garodin'in kitapları var. Tamam mı? Yani dolayısıyla ilk kitaplardan itibaren bu ilk 20 kitap okuduğu zaman bana dua eder insanlar sadece. Tamam mı? Ya evet. Dolayısıyla bu benim hazırladığım listeyi ta Yeni Zelanda'ya kadar, Amerika'ya kadar insanlar takip ediyor. Bir sürü insan takip ediyor. Hatta biz bunu bir okula da dönüştürdük İstanbul'da. Medeniyet Tasavvur Okulu diye. Dolayısıyla bu ülkenin önünü açacak, insanları yetiştirecek bir okul. Tamam mı? Benim derdim bu. Yani bu ülkenin önünü açacak. Bu dünyada yaşayacak. Ama bu dünya yaşamayacak. Bu dünya yaşayacak. Bu dünyanın zaafları aşacak. Benim derdim bu. Ben bunu yaptığım zaman bu böyle bir kuşak yetiştirmem lazım. Yani Gazali bu dünyada yaşadı ama bu dünya yaşamadı. Sinan bu dünyada yaşadı ama bu dünya yaşamadı. Ya bu dünyayı aştı, başka dünyalara ulaştı. Yani çağrısı, evet, çağını koruyacak bir gençlik yetiştirmemiz lazım. Yani ne çağını hocam? Koruyacak bir gençlik, bir öncü kuşak. Hocam, çağrısı çağını koruyacak. Bunun hocam, için o yüzden diyorum ki ailede çocuklarınıza sahip çıkın. Ve ben şunu gördüm. Bütün arkadaşlardan, konuştuğumuz arkadaşlardan insanlar şunu söylüyor. Biz çocuklarımızı tanımıyormuşuz. Biz kendimizi tanımıyormuşuz. Bu süreçte bunu öğreniyor insanlar. Evet. Yani aileyi ne kadar terk ettik. Nasıl dolayısıyla kendimizi sokağa attık. Dolayısıyla ailedeki insanları, çocuklarımızı berbat eğitim sisteminin, kültür sisteminin, medya rejiminin, sosyal medyanın kucağına fırlattık ya. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey olmaz. Yani çocuklarımıza sahip çıkalım. Bundan iyi imkan olmaz. Allah-u Teala'nın lütfu olarak da bakabiliriz. Öbür taraftan bakalım. Rahmet olarak bakalım. Şer görünen şeyde hayır çıkaralım. Biz buradan hayır çıkaralım. Biraz önce söyledim. Şerden biz hayır çıkarmasını biliriz. Sadece biz yaparız bunu. Sadece Müslüman tipi yapabilir ya. Bu inanılmaz bir şey bu. Yani o yüzden Batılılar hayran kaldılar bize. Müslüman, yani temizlik anlayışı. Müslümanların temizlik anlayışını uyguluyorlar. Müslümanları temiz yemeklerden önce, yemeklerden sonra elini yıkayacaksın değil mi? Evet. Kıymetli hocam, inşallah bu süreci çok iyi değerlendirenlerden oluruz. Biz de i̇nşallah. size ulaşırken hocamın yoğun vakti, yani yoğunluğu var. Bu yoğunluğun içerisinde bize vakit ayırır mı diye düşünmüştük. Kapanmıştım ben. Tam izi var. Lütfettiniz. Şey, gerçekten çok teşekkür ediyorum. İlk defa sizin programınıza. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederim. Cenab-ı Hak öncelikle... Rica ederim. Bu 100 kitap listesine nasıl ulaşacağız diye eğer soran... Evet, olabilir. Hemen onu da alalım hocam. Yani şeyden, Google'dan, şuradan buradan arama yaparlarsa 100 kitap listesi, Yusuf Kaplan diye 100 kitap listesi önlerine gelir. Tamam hocam. Yani çok teşekkür ediyoruz. Bulabilirler. Cenab-ı Hak... Gençlerini ihmal edenler geleceklerini imha ederler. Evet. Bu kadar. İnşallah okuyan bir anne baba... Sahip çıkmak zorundayız. Okuyan bir anne baba, inşallah okuyan bir nesil yetiştirmeye Allah bizleri muvaffak eder. Cenab-ı Hak Amin. Size sağlık afiyet nasip eylesin. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Buradan size ve dostlarınıza selam olsun diyorum. İnşallah hayırda kalın, hayırlı olun inşallah hocam. Eyvallah. Allah'a emanet eyvallah. Olunuz, hürmet ediyoruz.
Eyvallah. Ben de seyircilerimize selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Aleyküm selam. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, değerli dostlar, gazeteci, yazar Yusuf Kaplan hocamızı burada ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Bu süreci nasıl, ne şekilde değerlendirmemiz gerektiğiyle ilgili çok önemli ipuçlar aldık. Cenab-ı Hak Yusuf hocam gibi ilim adamlarımızın sayılarını arttırsın. Efendim, evdeyiz. Bir karantina dönemini yaşıyoruz. Hele bir de 2 günlük bir sokağa çıkma yasağı gelince, o zaman tamamen evdeyiz. Göz göze, yüz yüzeyiz. Daha önce görmekte zorlandığımız, göremediğimiz çocuklarımızı görme, daha önce birlikte yaşamadığımız eşimizle zaman geçirme fırsatını yakalamış olduk. Efendim, şu anda evi birbirimize cehenneme döndürmemek adına elbette bizim olaylara bakış açımız önemli. Musibet karşısındaki duruşumuz, tepkimiz, bakış açımız. O evi bize bir tahassüngah, yani bir cennet yuvasına dönüştürebilir. Elbette o cennetin yuvasında zaman zaman tartışmalar olacaktır. Problemler çıkacaktır. Ama Müslüman intikam duymaz. Kinle beslenmediği için kin tutmaz. Kibir ve büyüklenerek yaşamaz. Çünkü bunlar şeytandan telkin edilen maalesef dürtülerdir. Evet, kinimiz olacak. Haksızlığa karşı kin güdeceğiz. İnat edeceğiz. İyi olmak adına yanlışa gitmemeye inat edeceğiz. Günah işlememeye inat edeceğiz. Yanlış yapmamak üzere, kötü konuşmamak üzere elbette inat edeceğiz. Ama bizdeki duyguları olumlu manada kullanmak üzere bizlere bu duygular verilmiş. Evde çocuklarımızla oyun oynama zamanı diyorum. Eşimizle muhabbet etme zamanı. Ama ne yapacağız sevgili dostlar? Eğitimle ilgili ders kitaplarından bahsetmiyorum. Çocuklarımız, gençlerimiz, hanım kızlarımız, delikanlılarımız elbette derslerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden girerek orada takip ediyorlardır. Çalışmaları lazım. Çalışmalar için de anne baba teşvik etmesi gerekiyor. Bu süreci birlikte geçirmek lazım. İkincisi, efendim, kültür kitaplarını okumamız lazım. Az önce Yusuf hocamın ifade ettiği itikatla ilgili kitaplarımızı okumamız lazım. Allah'a inanıyoruz. Allah'ı tanıyor muyuz? Tanımak için elbette şimdi okumak zamanı. Peygamber'e, bakın, bize peygamber kardeşim demiş. Gerçekten ona layık kardeşliğimizi yaşıyor muyuz? Hazreti Peygamber'i tanımak adına. Bir Allah dostunun ifadesiyle sevgili dostlar, kim ki diyor Hazreti Peygamber'i evine taşırsa evi cennet bahçesine bürünür. Evinin huzuru artar, rızkında Allah bereket yaratır. İster miyiz rızkımızın artmasını? İster miyiz huzurumuzun artmasını? İster miyiz evimizin cennet bahçesine bürünmesini? O zaman Hazreti Peygamber'i evimize konuşacağız. Hazreti Peygamber'in hayatı ile ilgili kitaplarla da meşgul olacağız. Gerçekten okumak üzere, gerçekten öğrenmek üzere, gerçekten onu içselleştirmek üzere. Gerçekten Hazreti Peygamber'i soframıza taşımalıyız. Soframız bereketlensin, sohbetimiz renk katsın, bize mutluluk versin. Hazreti Peygamber sofra adabı, peygamberin sofra adabını konuşmalıyız soframızda. Peygamberimizin sohbet adabını konuşmalıyız oturma odamızda. Peygamberin dünyaya bakış açısını konuşmalıyız misafir odamızda. Peygamberin yatma adabını konuşacağız yatmadan önce. Eğer peygamberi evimize taşırsak sorunların birçoğunun ötelendiğini, çözüldüğüne şahit olacağız. Evet, müminin tahassüngahı evi, cenneti, evi hep devam etsin. Duygularımıza yenik değil, akıl ve gönül dünyamıza, akıl ve kalp hayatımıza dikkat ederek dar dairedeki eksiklerimizi gidermeye, muhasebeye geçerek kendimizle hasbihal etmeye,
Eksiklerimizle yüzleşmeye zaman verildi bize. Hadi bakalım yüzleşmeye ve kendimizi biraz daha sorumluluğumuzu hissederek vazife başına davet etmeye diyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Problemler olduğu zaman da lütfen şahsi sayfalarımızdan her çıkan programcımızın size ulaşacağı, size anlatacağı çok şeyler vardır. Onları takip edin. Allah'a emanet olun. Rabbim bu musibeti üzerimizden bir an önce defetsin. Kıtaları dize getirenler bizi nefsimize yenik düşürtmesin. Duygularımıza yenik düşürtmesin. Allah'a emanet olunuz efendim.